Bir mağaranın içerisinde, bir göçüğün içerisinde kaldı bu adamlar. İlk günden ben yetiştim oraya desem, siz inanır mısınız? Onlar inandı. Tam 33 Şilili madenci yerin 700 metre altında adeta aynı mezara doluşmuş gibi karanlığa mahkum tam 69 gün geçirdiler. Ve o madenciler kendilerini kurtardıklarına inandıkları şeyhe minnettarlığını ilettiler. Hatta ikisi geldi, elini öptü, Müslüman oldu. Bombolido. Otur. Hamasızlıktan boğulurdum onlar. Açlıktan ölürlerdi. Nasıl 70 gün dayandı? 70 gün orada Şeyh Nazım Kıbrıs'ın dualarıyla onun gönderdiği muskayla kurtulduklarına inandılar. İşte bu yüzden karanlıktan çıkar çıkmaz Şeyh Kıbrıs'a koştular. Amerika'ya gitmedi. Papa'ya gitmedi. İsrail'e gitmedi. Nereye geldi koca dünyada? Milletin beğenmediği, kabul etmediği bir kimseye gelip arayıp sordular. Bastonun bir ucunda ikinci hayatına kavuşanlar, diğer ucundaysa kavuşturduğuna inandıkları kişi. Bu fikirler Kıbrıs'ın dergahında. Müslümanlar geçiş anlamına geliyor. Şilili madenciler Ömer Reygadas ve Dario Segavio güneşi gördükten kısa süre sonra Şeyh Nazım Kıbrıs'ın Lefke'deki dergahında. Bizzat yaşadıklarını, kurtuluş öyküsünü Şeyh'ten dinliyorlar. Şeyh İngilizce konuşuyor, İspanyolcaya çevriliyor. Make it impossible. O kapsülün sizi tek başına çıkarması imkansızdır. Ama Allah'ın gücüyle imkansız gerçek oldu. Bir gece sizin kurtulmanız için dua ediyordum, muska hazırladım. Orada bir tanıdığınız var mı diye müritlerime sordum. Evet yanıtını alınca hemen size gönderdim. They are good chance. Haberleşme deliğinden size birer birer atıldı o muskalar. Madene o muskalar gelinceye kadar kendimi sarhoş gibi hissediyordum. Ama ulaştıktan sonra çok huzurlu ve rahat hissettim. Memleketin bayrağı dede, Şili'nin bayrağı. Madenci Ömer'in çocukları da hediye göndermişti Şeyh Nazım'a. Bir tesbih ama ucunda imame yerine haç sembolü olan bir tesbih. Kendi çocuklar. Ayağa kalkın, kalktılar. Söyleyin, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Söyledik, korkma. Madencilerin kilometrelerce öteden geldikleri o dergaha milyonlar akıyor. Kapının önünde bekleyen genç yaşlı müritler, lüks arabalar. Rus, Alman, Fransız ve Amerikan sayısız ziyaretçi. Burada inancım olduğu için. İnanmayacağım, hayvanlar beterdi. İşte dünyanın konuştuğu Şeyh Nazım Kıbrıs'ın dergahı. Şilili madencilerin zikir törenleriyle gündeme gelen dergahın önü Birleşmiş Milletler gibi. 21. asrın dinsiz insanlarına ders olsun. Dergahın bir özelliği daha var. Kimi ziyaretçiler günübirlik gelirken, bazı müritlerse buraya gelip aylarca kalabiliyor. Müritler her ihtiyaçlarını burada karşılıyorlar. Beraber yemek yiyor, dua ediyor ve namaz kılıyorlar. Sadece erkek müritler değil, bakımlı genç batılı kadınlar da Şeyh Kıbrıs'ı görmeye geliyor. Herkesin gelmeye fırsat olsa bana gelirler. Gelmese biz gideriz, onlara hiç merak etme. Saçlarının yarısını açıkta bırakan, başörtüleriyle güzelliklerini saklamayan kadınlar dergahta kendilerine ayrılan binada kalıyor. Dergahın önünde lüks araçlar var. Ara sokaklardaki lüks araç bolluğu Şeyh Kıbrıs'ın zengin müritlerinin fazlalığına işaret ediyor. Şeyhi görmek için hiçbir masraftan kaçınmadıkları göze çarpıyor. Gözünü yumamı açıncaya kadar Şili'de olur. Gözünü açıp yumuncaya kadar Avustralya'da olur. Sadece Amerika'dan değil, Almanya, Fransa, Afrika'dan da ziyaretçileri var Şeyh'in. Amerikalıyım, 30 yıldır buraya geliyorum. Bizi görünce namaz kılmaya başlayan Şeyh Kıbrıs'ı ile konuşabilmek için uzun süre bekliyoruz. Şeyh anlatmaya başladığında ise 40 dakika aralıksız konuşuyor. Verdiği örnekler ise ilginç. Küçük 10 yaşında çocuğun taşıdığı ders torbasını
Haşan Münir'in eşek kaldıramaz. İnanmayan adam hayvanla beterdi. Hayvanla söylesen anlar, inanmayana söylesen anlamaz.